Herkese merhabalar, ben Hafize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir kitap okuma maratonu videosu çekiyorum. Ama bu geçen çektiğim kitap okuma maratonu videosundan bir tık farklı olacak. Kitap okuma maratonunda bir seriyi bitirmeye çalışıyoruz ve gün sınırlaması yok. Hedefim 3 günde bitirmek tabii ki ama 3 günde bitirebilir miyim emin değilim. Seri hangi seri diye soracak olursanız Bela serisi. Bu seri çok uzun süredir elimin altında olan bir seri. Daha doğrusu ilk iki kitap olduğunu düşünüyordum ben. TÜYAP'tan almıştım. Bugün Bela'ya birazcık başladım. Şu an için farklı bir yazım dili var diyebilirim. Bakalım neler olacak, nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Ama kitaplarımı okumaya başladım. Yani anlayacağınız kitap maratonu başlamış bulunmakta. Şimdi ben kitap okumaya devam edeceğim ama size ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunda okuduğum sayfa sayısı yazacak. Bunun başında OS yazacak. Bitirdiğim kitap sayısı yazacak. BK olmak üzere. Bir de en sonunda kaçıncı günde olduğumuz ve hangi saatte sizi güncellediğim yazacak. Mesela şu an okuduğum sayfa sayısı, yani OKEM 29. Bitirdiğim kitap sayısı koca bir 0. Birinci gün saat 20.43 gibi bir sıralama izleyecek sizi. Bu her seferinde, her videoyu açtığımda size kendini gösterecek. Ve uzunca bir süre aşağıda olacak. Korkmayın. Maya geçelim. Günaydın. Sizi şu an sabahlığımla karşıladım. Çünkü dün akşam yemedim, içmedim, kitabı okudum. Yani çok okuyamadım yine ama olsun. 134'e kadar okumuşum Bela'yı. Hemen kamerayı açmak istedim çünkü size birazcık bahsetmek istedim. Şimdi öncelikle aşağıya saati yazdım, onu söyleyeyim de. Kitap hakkında şunu söylemek istiyorum. Kitap beklediğimden şu an için iyi gidiyor. Mesela ben bu kitabı daha monoton, böyle daha sıradan bir şey bekliyordum, açık konuşayım. O yüzden de hep elim gitmiyordu. Bir de Dex'in nedense böyle sayfaları ince olduğu için böyle çeviriyorsun, 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 çeviriyorsun ve bir türlü böyle bitmiyor ya, çıldırtıyor beni. Şu anda öyle durumdayım. Yani çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Lan 102'deyim. Çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. 134'e gelmişim falan böyle. Dex'in bu konuda aşırı sinir oluyorum Dex'e. Neyse, kitabın yazım dilinden bahsetmek istiyorum. İlk şey videomda kitabın yazım dilimi biraz farklı demiştim. Ama kitabın yazım dili şu an çok daha normale döndü. İlk başlarda şey gibi bahsediyordu. Canınız yanıyor, işte kafese kapatılmışsınız gibi gibi düşünün. Böyle sanki sizmişsiniz gibi anlatıyorlardı. Bu da belki aslında şey oluyor, kitaba sizi adapte etmek için yapılmış bir sistemdir, bilmiyorum. Ama şu an daha farklı ve daha normale gidiyor. Yani hep alıştığımız ağızdan gidiyor. Karakter kendi yaşadıklarını anlatıyor. Karakterin şu an için yerinde olsaydım çok daha farklı şeyler yapardım. Ve bazen şey yapıyorum. Oh, isyan et artık, isyan et falan. Hani daha farklı şeyler yap falan diyorum. Tabi bazen isyan ettiği kısımlar oluyor. Yavaş yavaş isyana doğru gidiyor. Ama sonu bir sürpriz bekliyorum. Neden bilmiyorum. Çünkü sonundaki bir başlıkta bir isyan sezdim. Ama bakalım nasıl olacak. Şimdi ben okumaya devam edeceğim. Ben çok konuşmadan kitabı okumaya devam ediyorum. Bay bay. Selamlar. Bu simitle kaçıncı videom? Hiçbir fikrim yok ama gerçekten hayatta herhalde en çok sevdiğim şeylerden biri bu simiti. Yani çok seviyorum, çok rahat ve kendim içinde çok güvende hissediyorum. Sizin de var mı böyle güvende hissettiğiniz kıyafetler? Benim var. Neyse. Ben eve geldikten sonra sizi güncellemeyi unuttum. Yani video çektim. Ama okuduğum kısmı çektim. Çünkü kitap tam güzel bir noktada bitmişti. Dedim okuyayım, ondan sonra çekerim. Ama sonra oku 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 derken kaynadı arada.
Neyse şu an 294'e geldim belada. Büyük olasılıkla bu akşam bitecek. Aslında bir tık yorum yapmak istiyorum ama sonda böyle şaşırtır bir şey yapar diye de korkuyorum. Fakat şu zamana kadar kitaplığımda beklettiğim için pişman olmaya başladım diyebilirim. Keşke daha önce okusaymışım. Şu an çok güzel gidiyor. Umarım şey yapmaz, böyle son dakika diye bulmaz. Ya da diğer kitapları çok kötü çıkmaz. Lütfen çıkmasın. Lütfen. Bu arada gözlerimin altı çok kötü çıkıyor. Neyse. Ben şimdi tekrar sizi bırakıyorum. Ve en son bu bittiğinde. Yani umarım bu akşam biter. Umarım geceye kalmadan bu biter ve sizi güncellemek için tekrar açacağım. O zaman şimdilik kendinize iyi bakın. Selamlar. Bitti. Ama dün akşam bitti normalde. Fakat ben sizi güncelleyemedim dün akşam. Şimdi şöyle ki, bu kitapta beklediğim son bir nevi gerçekleşti, bir nevi gerçekleşmedi. Çocuğun bunu yapabileceğini, daha doğrusu bunu yaptırabileceklerini tahmin ediyordum. Ama yaptıran kişi farklıydı. Böyle spoilersız anlatmaya çalışıyorum. Bu çok zor bir şey. Ve umarım bu çocuk bunu yapmaz. Çünkü bence yapacağı kişi onu seven biri gibi geliyor bana. Bilmiyorum, göstermiyor ama seviyor gibi hissediyorum. Şimdi kitap bence güzeldi. Yani bu kitabı 10 üzerinden kaç veririm şu an bilmiyorum. Hatta 1000 kitapta da daha bitirdi olarak göstermedim kendimi ama ilk yazım diline alışamamış olmamdı. Ama akıcılık güzeldi. Yani birinci kitap için konuşuyorum. Akıcılığı sevdim. Güzel gitti yani. Evet, şu Dex'in maalesef ki incecik sayfalarına rağmen çok güzel aktı gitti. Bakar mısınız? İncecik. Aktı gitti diyebilirim. Konusu bir tık farklıydı. Belki ben çok fazla cadılı kitaplar okumadığım için bana çok farklı geldi. Konusunu en son 3 kitap bittikten sonra anlatacağım size. Şimdi 1 bittiği için 2'ye geçiyorum. Vahşi'ye. Vahşi de kaç sayfaymış? 456 sayfalık bir kitap. Ama şöyle bir durum var ki, hani Dex evet belada ince kitap, ince sayfa kullanmış ama bunda yani incenin de incesi. Daha ne kadar ince kullanabilir bilmiyorum. Böyle sayfalar elimle tık yapsam yırtılacak gibi. Dex bu konuda çok nefretliksin gerçekten. Neyse, şimdi Vahşi'ye geçiyorum. Vahşi okuyacağım fakat birazdan okula gideceğim. Okuldan sonra eve gelip okumaya devam edeceğim tekrar büyük olasılıkla. Ha, bugün çok okuyabileceğimi zannetmiyorum ama yarın yine abanmayı düşünüyorum kendilerine. Hadi ben şimdi okuyayım. Ben şu an Vahşi'yi okumaya devam ediyorum. Sabah başlamıştım. Şu an 56'dayım. Yani ne desem ki bilmiyorum. Bazen şey oluyorum. Kimden bahsediyor? Yani bu olay oldu mu? Gerçekten onunla mı konuşuyor falan diye düşündüğüm dakikalar oluyor. Ama bakalım, yani aynı tempoya döner mi? Göreceğiz. Zaman gösterecek bize. O yüzden ben çok konuşmayayım. Daha fazla vır 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 vır. Hemen geçeyim. Herkese 4. günden merhabalar. Grip olmuş bir ses tonu ve baş ağrısıyla karşınızdayım. Biriken ödevlerim de şu an karşımda. Beni bekliyorlar. Ödev yaparken, dinlenirken de kitap okumayı düşünüyorum. Şu an Vahşi'de 264. sayfadayım. Birazcık, yani şu kadarcık okuduğum kısmıyla tanımlayacak olursam Vahşi'yi, tam bir orta kitap. Yani bir serinin orta kitabından ne bekliyorsanız kesinlikle bu var. İşte olay örgüsünü, birinci kitapla son kitabın olay örgüsünü birbirine bağlıyor. Ayrıca şey kısmı da burada doğal olarak, hani o yavaş, sakin hayat, birazcık neler yapıyorları görme kısmı da burada. Bazen çok yükseliyor nabız, bazen çok düşüyor. Ama yani
çok iyi bir orta kitap mı tartışılır? Çünkü ben çok iyi orta kitaplar gördüm. Hani böyle wow, bu orta kitap mıydı? Bu son kitap gibi çok iyiydi falan dediğim kitaplar da oldu tabii ki. Bu birazcık gerçekten adı gibi orta bir kitap. Çok daha fazla konuşmak istemiyorum. İnşallah bu akşam bitiririm diye düşünüyorum. Bu akşam bitirirsem yarın son kitabına geçerim. Son kitabını da okuduktan sonra sizlerle güzel bir yorumla bu videoyu kapatmış olurum diyorum. Şimdi ben biraz ödev, biraz da kitap derken okumaya devam ediyorum. Hadi görüşürüz. Selam. Ben gün içinde hiç Vahşi'yi okuyamadım. O yüzden şimdi akşam birazcık kitabı ayıracağım diyebilirim. Çünkü bu kitabın artık bitmesini istiyorum ve son kitaba geçip seriyi tamamen bitirmek istiyorum. Ve hızlıca okumaya geçelim hadi. Selam. Aslında bu videoyu birazcık böyle şık olup güzel olup bitirmek istedim ama yine de dün akşam sizi bunu okurken bırakmıştım. Çok az bir sayfası kalmıştı. Bu dün akşam bitti. Ondan sonrasında hızlı bir şekilde buna başladım. Yani kayıba başladım. Fakat kayıp elimden o kadar hızlı akıp geçti ki şu an bu saatlerde, yani saatimiz 1'i gösteriyor. Bu saatlerde kitap bitmiş durumda. Kitap serisi hakkında konuşmak istiyorum. En etkilendiğim kitap kesinlikle Kayıptı. Yani bu üçlü arasındaki en sevdiğim kitap Kayıptı. Çünkü çok hızlı aktı. Tam bir son kitaptı. Aslında şey düşünmedim değil. Okurken bu kadar abuk sabuk şeyler olacağına, yani detaylandırmalar olacağına, keşke üç kitap değil de tek bir kitap yapsalardı. Çok daha güzel olabilirdi kitap. Daha akıcı olurdu. Ama o zaman seri olmazdı. Şöyle kısacık cümlelerden bahsetmek istiyorum. Yani kısa cümlelerle ilk kitaplardan başlamak istiyorum. Bela hakkında şunu söyleyebilirim ki Bela tam bir ilk kitaptı. Kavrama, anlayabilme, çalışma, hani neyi, nasıl, karakterleri çözümleme sürecimizi gördük burada. Gerçekten biraz böyle akıtı ama akmadı gibi bir kitaptı. Akması için biraz girmek gerekiyordu. Aralarda çok aktı, aralarda hiç akmadı. Böyle hani tam böyle inişli çıkışlı bir kitaptı. Vahşi için, ya Vahşi bu serideki en vasat kitaplardan biriydi. Kendini çok zor okutturdu gerçekten. Vahşi'nin sonlarına doğru bir şeyler artık gerçekten güzelleşmeye başladı. Vahşi dediğim gibi böyle çok durağan gitti. Böyle aralarda böyle tam çıkıyor derken tekrar düşüşe geçti. Vahşi bu serideki en sevmediğim kitaplardan biri oldu. Kayıp bu serinin en mükemmel kitabıydı bence. Sonu hariç. Sonuyla ilgili konuşacağım. Bu kitap, yani bu kitap gerçekten bu seride en hızlı akan kitaptı. Çok hızlı aktı, çok hızlı okundu. Hiçbir zaman heyecanı bitmedi. Her dakikası dakikasına heyecanlıydı diyebilirim. Şimdi seriyle ilgili genel olarak konuşacak olursak, Ak Cadılar ve Kara Cadılar'dan oluşuyor seri kitabı. Bir tane hem yarı kara hem yarı ak. Hem kara hem ak bir çocuğumuz var. Bu çocuk üzerinden seriye devam ediliyor. Bu kitabı da sonunu çok yetersiz buldum. Yani hani bu serinin sonu çok açıktı. Aşırı aşırı uçuk kaldı. Yani hani bitmedi. Noktası konmadı. Belki de aklımda bırakacakması içindi. Ama hani böyle nasıl anlatayım? Virgül kondu ve bitti. Ya şey gibi de değil aslında, hani aklımda kalıp wow nasıl olacak, nasıl edecek gibi düşüneceğim bir seri olmadı, nokta olmadı. Kitapta böyle gerçekten en üzüldüğüm noktalardan biri bir karakterin ölümüydü. O karakterin
ölebileceği ihtimalini bile vermedim. Hatta çok güzel bir yanıltmaca yapmışlardı. Ben diğer bölüme geçtiğimde hala karakterin yaşadığını düşündüm. Çünkü tam olarak karakterin öldüğünü söylemedi diğer bölümde. Karakterin yaşadığını düşünerek devam ediyordum. Sonra bu arada bu kitap serüveni boyunca Nate'in hayatına konuk oluyoruz. Yani tam olarak Nate'i yaşıyoruz. Yarı ak, yarı kara olmanın zorluklarını, hani seni kötülüğe doğru itmelerini gösteriyoruz. Genel olarak seriye puanım ise herhalde 7 falan olurdu. Kitaplığımda bu kadar uzun süre bekletmiş olmamı üzülüyorum. Keşke daha önce okusaydım. Yani en azından kötü bir seri değildi. Hiç tat almadım diyemeyeceğim. Tat alarak okuduğum bir seriydi. Şöyle ki kitapları şöyle kategorize ediyorum ben. Bu kitap serisini önerir miyim? Hayır, önermem. Ama vakit geçirmek için, boş vaktini değerlendirmek için güzel bir seriydi. Gerçekten kitaplığımda aldığım için okuduğum bir seriydi. Ama beğendim. Çok kötü değildi dediğim gibi. Seriyle ilgili genel olarak yorumum bu şekildeydi. Seriye nasıl başladım, nasıl bitirdim? Yani şu an halimden gerçekten şey yok ama dedim ki hani hızlıca anlatmam gerekiyor. Çünkü bu seri beklemeyi kaldırmayacaktı daha fazla. Ben bu seri hakkında böyle düşünüyorum. Siz bu kitap maratonunu nasıl buldunuz? Eğer bu kitap maratonunu beğendiyseniz lütfen aşağıya yorum olarak yazar mısınız? Böyle maratonları sevdiniz mi? Eğer sevdiyseniz daha çok seri maratonları ya da kitap maratonları yapabilirim. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kitabı okuduysanız yorumlarınızı ben de merak ediyorum. Lütfen aşağıya tekrardan yorum atmayı unutmayın. Aşağıda sohbet edelim diyorum. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Gelecek diğer videolardan haberdar olmak için zil tuşuna tıklamayı da ihmal etmeyin diyorum. Beni Bin Kitap ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Aşağıda açıklamada linki bulunuyor. Kısacası siz aşağıya bir açıklamalara ardından da yorumlara uğrayın derim. Gelin birlikte sohbet edelim kitaplar hakkında diyorum. Sizleri çok seviyorum ve kendinize çok iyi bakın diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize tekrar tekrar iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.